ülkemizin şehirlerimizin köşe bucak camilerle dolu olması Allah'ın bir nimeti hem dediriz ama bu şehri kurtarıyor, kurtaracaksa ülkeyi kurtarıyor, beni kurtarmıyor. Yani bu neye benziyor? Bir insan düşününüz, bir semt pazarına gidiyor, bir bakıyor ki domatesler, sebzeler, salatalıklar, peynircide peynirler, ya Allah. 50 sene ise insan bitmez. Ne kadar bol nimet var diyor. Ne kadar bol nimet var. Semt pazarını şöyle kuş bakışı seyretse insan dünyada toprak yok. Her şey nimet olmuş zanneder. Sen yemiyor olduktan sonra o nimet ne işe yarıyor? Sana yasak domates kardeşim. Sen yiyemiyorsun. Çok olsa ne olur, az olsa ne olur. Övünürsün sadece. Bizden ne kadar domates yetişiyor dersin. Sen açsın ama camilerin, medreselerin, imam hatip okullarının, hocaların, kitapların, mushafın sayısının çok olması, her baktığın yerde gözüne bir mushaf çarpması, senin pencerene dönüldüğünde ne kazandırıyor sana? Bir matbaacı Müslümanın haftada yüz bin Kur'an-ı Kerim bastığını düşünelim. Elbette bu güzel bir iş. Ama o okumadıktan sonra o musaftan başkasının karnını doyurup kendisi aç kalan lokantacıya benzer. Bunun için aziz kardeşlerim acı da olsa zor da olsa yutkunması rahatsız ediyor da olsa dış görüntülerden iç görüntüye geçme dönemimizin hemen hemen geç kalmaya başladığını kabul edelim. Ne zaman bugün değilse eğer. Biz tesisatta elektrik akımı olmadığı sürece hangi motoru çalıştırabiliriz? Müslümanlığımızın güzel görüntüleri bizim niyetlerimizle ve kalbimizdeki tefekkürümüz, düşünce tarzımız, imanımızla işe yarayacak veya yaramayacak. Hakikat budur. Bu hakikat kendi kendimize öyle değil canım. Şu caminin güzelliğine bak. Aa, filan hafız ne kadar güzel Kur'an okuyor. Tamam. Şu bayan ne güzel tesettüre girmiş. Kendi kendimize. Elin yiyeceğiyle avunan, aç, midesi ıslık çalan insana benzemiş oluruz. Allah Hangi kuluna kıyamet günü? Söyle bakalım. En iyi namazı kim kılıyordu diyecek. Hangi kuluna Allah senin akrabaların kaç kere salavat getirmişti? Tesbih getirmişti diye soracak. Hayır. Sen ne yaptın diyecek. Kaç kere sallallahu aleyhi ve sellem derdin diyecek. Başkasının kaşığındaki yemek bizim midemize gitmez. Bunun için kardeşlerim kalp sınavına tabi tutmalıyız kendimizi. Dış görüntülerimizle değil, kalbimizle yani içimizdeki Müslümanlık anlayışı, ibadet heyecanı, hayatımızı Kur'anla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sünnetiyle yönlendirme arzusunu ne kadar görüyoruz kendimizde ama ne kadar görmeliydik. Biz herkesi güzel sözlerimizle kandırabiliriz. Aslında ben böyle istiyordum diyebiliriz. Melekleri nasıl kandıracağız? Bakma sen, bakma leş kokan üstüme, elime, ayağıma. Kalbim mis gibi kokuyor. Hangi meleğe diyeceğiz? melek belediye zabıtası mı? Kardeşlerim, ey la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen mümin kardeşlerim, kalplerimizin fabrika ayarlarını tekrar düzenleyelim. Biz mümin olmaya azmettik, karar verdik. Rabbim kabul buyurdu, biz iman ettik elhamdülillah. Fakat bu salgın dünya muhabbeti bu dünyada kalacakmış gibi hissettiğimiz hiç ölmeyecekmiş gibi kendimizi ayarladığımız yaşam tarzımız bizi Allah'tan koparıyor. İçimizi boşalttı. Bunun için yalanımız arttı. Bunun için hile edebilir olduk. Bunun için namaz ağır gelmeye başladı. Bunun için Kur'an ölüye okunur oldu. Bunun için çocuklarımızın diplomasını o çocuğun kendisinden daha değerli hale getirdik. Yeni bir ayar, yeni bir düzenleme şart oldu. Çok da geç kalındı. Zira yarını olup olmadığı belli olmayan bir dünyada yaşıyoruz. Biz istesek de istemesek de işimizi bitirecekler bir gün bu dünyada. Bu gafletimiz, bu dalgınlığımız asla ve kat'a lehimize değil. Dünyanın hepsi senin olsa, küçücük bir mikrop, bir virüs bitiriyor senin işini. Bitiriyor. Sen virüsü görene kadar virüs seni mezara koyuyor. Birbirimize ahireti hatırlatalım. Birbirimizin mezhebi, tarikatı, ekolü, vakfı, hocası, şeyhi bunlarla uğraşacak yerde kendimizin Allah'a yakınlığı, peygambere yakınlığı aleyhissalatü vesselam sünneti yaşama tarzı, ibadet yoğunluğu, zikir, ve tefekkürdeki kalitesi üzerinde iş ve aş takibi yapalım. Başkasının sofrasına niye oturalım ki?